Haberi Merkezi'nden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 21 Kasım Perşembe. Bültene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 aydır yürüttüğü diplomasi trafiğiyle başlıyoruz. Çünkü son yıllarda dış politika, yani çevremizde olup biten ve bizi yakından ilgilendiren pek çok yakıcı mesele var. Tam 24 ülkede liderlerle bir araya geldi Cumhurbaşkanı. Yalnızca Kasım ayında 5 kritik zirveye katıldı ve o görüşmelerde ilk sırada hep Gazze'deki soykırım meselesi vardı. Tüm dünyaya Filistin'in tanınması ve kalıcı barış için çağrı yaptı Cumhurbaşkanı. Dikkat çeken ayrıntılar ve gündemin öne çıkan başlıklarıyla ATV Ana Haber başladı. Bizim dış politikamızın ana omurgası Türkiye eksenidir. Türkiye'nin milli menfaatleri, güvenlik hassasiyetleri, ekonomik ve ticari çıkarları her şeyin üzerindedir. 28 Mayıs 2023 seçimlerinden bu yana 17 ayda 24 ülkeye gitti. 160 bin kilometre yol kat etti. 7 Kasım sonrası gündem dosyasının ilk sırasına İsrail'in Gazze katliamını koydu. Amacımız insanı ve insani değerleri merkeze alan girişimci diplomasi anlayışıyla bölgemizde ve ötesinde bir barış kuşağı tesis etmektir. Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonrası geleneği bozmadı. İlk yurt dışı seyahatini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptı. Sonra Azerbaycan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Amerika Birleşik Devletleri, Mısır ve İran da aralarında bulunduğu 24 ülkeye gitti. Hepsinde de Filistin'e özgürlük çağrısı yaptı. Dünyaya İsrail'i durdurmalıyız diye seslendi. Çocukların bombaların altında can verdiği bir dünyada açık söylüyorum, hiçbirimiz kendimizi güvende hissedemeyiz. Kimi zaman elindeki Filistin haritasıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na seslendi. Artık adeta Filistin yok, neredeyse tamamına yakını İsrail. NATO liderler zirvesine ise Filistin meselesine kalıcı çözüm çağrısıyla damgasını vurdu. Buradan tüm müttefiklerimizi Netanyahu yönetimi üzerindeki baskılarını artırmaya çağırıyorum. İslam Birliği Teşkilatı ve Arap Ligi olağanüstü zirvesinde de İsrail'in katliamlarına vurgu yaptı. İslam dünyasını İsrail'e silah ambargosu uygulanması ve ticaretin sonlandırılması konusunda birlik olmaya çağırdı. Erdoğan yalnızca Kasım ayında 5 kritik zirveye katıldı. Her şeyden önce İsrail'e silah ambargosu uygulanması, İsrail'le ticaretin sonlandırılması son derece mühimdir. BRICS Liderler Zirvesi'nde de Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi'nde de Gazze'deki soykırıma dikkat çekti. Yalnız yurt dışı ziyaretleriyle değil, ağırladığı konuklarla da Erdoğan'ın diplomasi trafiği hız kesmedi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçe teklifi görüşmeleri başlarken CHP'li milletvekillerinin imza attığı kışkırtmanın yankıları sürüyor. Dün Bakan Yerlikaya'nın salona girişi engellemeye çalışılmış. İşin sonu itişmeye kadar varmıştı. Yaşananlar görüntülerle sabit olmasına rağmen CHP Genel Başkanı Özgür Özel fiziki bir müdahalenin olmadığını savundu. Hatta küçük bir protesto olarak niteledi durumu. Tepkiler ise dün olduğu gibi bugün de devam etti. Arkadaşlar! Özgür Özel Bey'i aradım. Bir mini protesto bu. Provokasyonu mini protesto diyerek savundu. Esenyurt'ta yaşananlara benzeterek bir de kıymetli bir deneyim dedi. Bir yandan da hayırlı bir tarafı var. Esenyurt'taki çirkin görüntünün bir tersi yaşanmış. Bunun deneyimlenmesi de kıymetlidir diye düşünüyorum. CHP'li vekiller Esenyurt Belediyesi'ne terör nedeniyle kayyum atanmasına tepki göstermek için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Plan Bütçe Komisyonu'na girmesine engel olmaya çalışmış, meclis koridorlarında arbede yaşanmıştı. Arkadaşlar! Demokrasilerde bu tür fiili saldırılara yer yoktur.
şiddete yer yoktur. Beyler Bakan Yerlikaya'nın ezilme tehlikesi yaşadığı o provokasyon toplantıya da taşınmıştı. Yaptığınız terbiyesizlik, terbiyesizlik yapıyorsunuz. Terbiyesizlik yapıyorsunuz. Utanmazsınız siz. CHP'lilerin provokasyonu Özgür Özel'e soruldu. Görüntülerde her şey açıkça belli olmasına rağmen vekilleri haklı buldu. Ne bir müdahale, fiziki müdahale ne bir şey. Sadece önde durup bir protesto yapmak. Hatta yaşananların sorumluluğunu Bakan Yerlikaya'ya atacak kadar ileri gitti. Ama oradaki arbede meselesi gerçekten biraz da Sayın Bakan'ın sabırsız davranmasından da olmuş. Meselenin kendisinde bir protesto var. Özel kendisine yapılan özür dile çağrılarına da kulak tıkadı. Sayın Özgür Özel'den de gerekli tutumu almayı burada beklediğimizi, bir özür beklediğimizi ifade etmek istiyorum. Esenyurt'ta günlerce kapıda bekletilen milletvekillerimizden ve belediye meclis üyelerimizden Sayın Abdullah Güler ve Sayın Recep Tayyip Erdoğan özür dilediği anda ben de kendilerinden özür dilerim. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz kutsal bir çatıdır. Milli iradenin tecelligahıdır ve orada bu tür çirkin eylemlere yer yoktur. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç katıldığı bir panelin ardından bugün kameraların karşısındaydı ve gündeme dair çok önemli açıklamalar yaptı. Onlardan biri de Cumhurbaşkanı Erdoğan hakaretten yargılanan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan dava ile ilgiliydi. Bakan Tunç, karalama siyasetiyle bir yere varılamayacağının örneği yorumunu yaptı. Bir diğer konu da ünlü isimlerle başlayıp fenomenlere kadar uzanan sanal kumar ve yasa dışı bahis operasyonları oldu. Adalet Bakanı kim olduğuna bakılmadan yargı suçluya cezasını verir dedi. Yargının gerçekleştirmiş olduğu bu soruşturmaları hep beraber takip edeceğiz. Ünlü isimlere kadar uzanan yasa dışı bahis soruşturmasıyla ilgili son bilgileri verdi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kanunu ihlal edenlerin sıfatına bakılmaz dedi, ekledi. Kim yasa dışı bahis, yasa dışı kumarla ilgili bir suç, kanunu ihlal eden bir davranış içerisindeyse kim olduğuna bakılmaksızın işlediği suçla ilgili olarak yargı gerekli soruşturmaları yapar ve gerekli kovuşturmaları yapar. Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçundan hakim karşısına çıkacak olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için de konuştu. Bu ifadelerin suç teşkil edip etmediğine yönelik yargımız bir karar verecek. Demek ki karalamayla, demek ki hakaret siyasetiyle bir yere varılamayacağının en güzel örneği CHP eski genel başkanı. Kılıçdaroğlu'nun hakkındaki dava üzerinden yaptığı safları sıklaştırın çağrısı için de söyleyecekleri vardı. Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik ağza alınmayacak sözler bunlar. Hakaret içeren bu soruşturmaları farklı taraflara çekerek işte sesimiz kısılmak isteniyor şeklinde ifadelerde bulunmak son derece yanlıştır. Ve Ankara ile İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde patlak veren konser skandalları. Konserlerle ilgili, sanatçılara ödenen milyonlarca paralarla ilgili bir takım soruşturmalar ve incelemeler yapılıyor. MHP'de ise bugünün gündemi istifalar. Isparta Milletvekili Hasan Bahsi Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in adı bir süre önce altın kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gündeme gelmişti. Süreç bu üç ismin istifasıyla sonuçlandı. Adları altın kaçakçılığı iddialarına karışınca genel merkez affetmedi. MHP lideri Devlet Bahçeli 3 milletvekilinin de adının üstünü çizdi. Ve şunu söylüyorum. MHP Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir hakkında derhal inceleme başlatıldı. O incelemenin sonucunu MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu. Yalçın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Isparta Milletvekilimiz Hasan Basri Sönmez'in, Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifaları istenmiş, mütakiben de istifa dilekçeleri kabul edilmiştir ifadelerini kullandı. Yalçın'ın paylaşımı sonrası 3 vekil de sosyal medya hesaplarından Bahçeli'ye bağlılık açıklaması yaptı. Sönmez, Akgül ve Demir'in paylaşımlarında liderimizin ve partimizin son nefesimize kadar emrindeyiz ifadeleri dikkat çekti.
3 milletvekilinin açıklamasının ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'dan da dikkat çeken bir paylaşım geldi. Yıldız, MHP yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duranların yeridir vurgusunda bulundu. 3 milletvekiliyle ilgili iddialar Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a da soruldu. Yargımıza intikal etmiş bu konuda bir adli soruşturma söz konusu değil. Dış politikayla devam edelim. Girişte de söylemiştik. Hem kuzeyimizde hem de güneyimizde çok ciddi, can yakıcı sorunlar var. Bugünün en çarpıcı haberi Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden geldi. Uluslararası Ceza Mahkemesi bölgeyi kan gölüne çeviren İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant için yakalama kararı verdi. Suçlamalar malum. Cinayet, zulüm ve insanlık suçları. Peki Netanyahu ve Gallant'ın tutuklanmaları için hangi şartlar gerekiyor? İşte detaylar. Gazze kasabı bu işten yırtacağını mı zannediyorsun? Er ya da geç bedelini ödeyeceksiniz. Beklenen karar sonunda çıktı. Uluslararası Ceza Mahkemesi, katliam başbakanı Netanyahu ve eski savunma bakanı Gallant için yakalama emri verdi. İsrail Başbakanı Netanyahu ve savunma bakanı Gallant'ın Filistin topraklarında işlenen uluslararası suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler var. Lahey Başsavcı Kerim Han'ın tutuklama talebini 4 ayın sonunda karara bağladı. Suçlamalar arasında cinayet, zulüm ve diğer insanlık dışı eylemler var. Karara tepki veren İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, adalet için karanlık bir gün dedi. İsrail'in Gazze'de soykırım suçu işlediğine dair davaya Türkiye'de müdahil olmuş, Anadolu Ajansı'nın fotoğrafları kanıt olarak sunulmuştu. İsrail açıkça savaş suçu işliyor. Savaş suçlusu olarak İsrail'i dünyaya tanıtacağız. Peki Netanyahu ve Gallant nasıl tutuklanabilir? Lahey'in bu emirleri uygulayan bir kolluk gücü yok. Tutuklama için 124 taraf ülkenin işbirliği gerek. Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taraf ülkelere ayak bastıkları, hatta egemenlik sınırlarına girdikleri an Netanyahu ve Gallant'ın gözaltına alınmaları gerekiyor. Bu siyasi bir karar değil. Uluslararası bir adalet mahkemesinin kararıdır ve mahkemenin kararına saygı gösterilmeli ve uygulanmalıdır. Avrupa Birliği'nin tüm üyeleri bu mahkeme kararını uygulamak zorundadır. Amerika taraf değil, yani zorunluluğu da yok. Ancak beklenen ses Avrupa Birliği'nden geldi. Borrell, kararın uygulanması gerektiğini dile getirdi. Bu, Lahey'in verdiği ilk karar da değil. Uluslararası Adalet Divanı Mayıs ayında Refah saldırılarını durdurma emri vermiş ama İsrail buna riayet etmemişti. Yaklaşık 10 yıldır devam eden Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve elbette son dönemde savaş, Ukrayna tarafıyla ilk kez Amerikan ve İngiliz üretimi füzeleri Rusya'ya karşı kullanmaya başladı. Özellikle Avrupa'da korku yaratan bu gelişmenin ardından Rusya da boş durmadı. Moskova, Ukrayna topraklarına ilk kez kıtalar arası balistik füze fırlattı. Bu, tansiyonun artık son noktada olduğunu gösteriyor. Üçüncü Dünya Savaşı tedirginliği maalesef giderek yükseliyor. Ukrayna, Amerikan ve İngiliz füzeleriyle saldırdı, Rusya kıtalar arası balistik füzeyle cevap verdi. Savaş hattında ipler kopma noktasında. Joe Biden, koltuğunu Trump'a bırakmadan önce 3. Dünya Savaşı'nı başlatmakta kararlı. Amerikan yapımı balistik füzelerin Rus topraklarında kullanılmasına izin verdi, bununla da yetinmeyip Ukrayna'ya kara mayını sevkiyatını onayladı. Aldığı destekle vites yükselten Ukrayna, İngiliz üretimi uzun menzilli fırtına gölgesi füzelerini de Rus topraklarına ateşledi. 5.1 metre uzunluğunda ağır bir stratejik bomba düştüğü yerde müthiş bir etki yaratıyor. Siz bunu Ukrayna'ya verdiğiniz anda ve Rusya'da kullandığınız anda Rusya'nın eline birkaç koz vermiş olursunuz. Bu hamle Rusya için bardağı taşıran son damla oldu. Putin ülkesi füze saldırılarına uğrarsa nükleer silahla yanıt verilmesine izin veren doktrini onayladı. Ukrayna nükleer sahibi değil ancak Rusya füzelere verilen son desteği nükleer sahibi ülkenin savaşa girişi olarak görüyor. Putin'in imzaladığı doktrin NATO'yu da savaşın tarafı yapıyor. İşte tüm bu gelişmelerin üzerine Rusya bir de Ukrayna'ya ilk kez kıtalar arası balistik füze fırlattı.
Серег, хуреново знает, мы, наверное, сейчас ломанемся оттуда. Karşılıklı saldırılar şiddetlendikçe dünyada 3. Dünya Savaşı tedirginliği artıyor. Amerika Kiev Büyükelçiliğini kapattı. Almanya'nın da olası 3. Dünya Savaşı'na karşı hazırlıklara başladığı konuşuluyor. Rusya artık elindeki çelik ve zırhlı stratejik ihtiyatlarını kullanmaya başladı. Ve bu sadece nükleer silah olmayan balistik bir füze. Nükleer attığınız zaman inanamayacağınız boyutlar ve öngörülemeyecek rakamlar çıkıyor karşımıza. Bir tane nükleer bomba 100 bin kişilik bir şehri anında yok ediyor. İzmir Seferihisar'da dün akşam iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye giden 3 polis de kurşunların hedefi oldu. Polislere ateş açan saldırgan kısa sürede yakalandı, gözaltına alındı. İfadesinde ise sivil polisleri husumetlim zannettim, o yüzden ateş açtım dedi. Vuruldu. Genç bakıyor. Silahlı çatışma ihbarına giden polislere ateş açıldı. 3 polis yaralandı. Gözaltına alınan saldırgan ifadesinde sivil polisleri husumetlisi sandığını söyledi. Akşam saatleriydi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis sevk edildi. Sivil polis ekibi bölgeye gider gitmez kurşunların hedefi oldu. Saldırıda yaralanan 3 polis hastaneye kaldırıldı. Bölgeye takviye polis ekibi sevk edildi. Gözaltına alınan saldırganı ise linçten polis kurtardı. İlçede tansiyon gece boyu yüksekti. Seferihisar'da bölgede yaşayan vatandaşlar polise ateş eden kişinin iş yerine gelerek görmüş olduğunuz gibi saldırıda bulundu. Yıktılar. Polise silahlı saldırı sonrası aralarında polise ateş açan zanlıyla birlikte 14 şüpheli gözaltına alındı. Polislere ateş eden kişi ilk ifadesinde gelen polisleri husumetlilerin olduğunu zannettiği için ateş ettiğini belirtti. Saldırganlar ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yaralanan 3 polisin durumu ise iyi. Tedavileri sürüyor. Yeni Doğan davasının ilk duruşması pazartesi başlamıştı. Bugün 4. gün. Şu sıralarda da savunmalar alınmaya devam ediyor. Hesap sırası henüz çete lideri Fırat Sarı'ya gelmedi. Soruşturmanın en başında da olduğu gibi dava sürecini çok yakından takip ediyoruz. Takipçisiyiz. Şükran Uslu ve Tunahan Sadıç bugün de Bakırköy Adalet Sarayı'nda duruşma salonundaydı. İçerideki her dakikaya tanıklık ettiler ve izlenimlerini derlediler. Uyanmıyor ki gavur. Benim çocuğumu benden almasaydılar. Birçok aileyi evlat acısı yaşamaya mahkum ettiler. Ama suçlamaların hiçbirini kabul etmediler. Benim çocuğum burada 2 ay yattı. Allah belanı veriyorsun. Yeni Doğan çetesi davasında 4. gün sanıklar savunma vermeye devam etti. İddianamede birçok tape kaydı bulunan hemşire Mehtap Sayar hakim karşısındaydı. Mahkeme başkanı hemşire Mehtap Sayar'a konuşma kayıtlarını sordu. Çocuğu öldüreceğim de öldürsem de dert demesin. Bu ne demek diye kendisine yöneltti. O da psikolojim bozuldu, bu konuda konuşmak istemiyorum dedi. Sanıkların çoğunu tanımıyorum. Maaşımı hastaneden alıyordum. Reyap Hastanesi bildiğime göre bir işletme hastanesi değildir. 2016'da başladım hastanede çalışmaya. Fırat Bey 2018'de yeni doğan yoğun bakımında çocuk doktoru olarak çalışmaya başladı. Kendisini öyle tanıyorum. Fırat Sarı'nın diğer sorumlu hemşirelere verdiği motivasyon ödemelerinden de aldım. Aileler olarak içimiz yanıyor, halen daha yanıyor. Birinci hastanesi müdürü Emine Avcı da suçsuz olduğunu savunanlardandı. 6 aylık bebeğin cenazesinin ailesine neden teslim edilmediği sorusuna cevap verirken varlığını inkar ettiği çeteden bahsetti. Çete üyeleri parayı vermezseniz kimse sizler mezarlığını defnederiz, mezarını bile bulamazsınız demiş. Ailede ödeme yapmış, ben de Hakan Doğukan Taşçı'yı arayarak durumu sordum. Bana yaptığı konuşmadan usulsüzlük yapıldığını anladım. Sonrasında şikayetçi olacağımı söyledim.
Çevresindeki hastaları çeteye yönlendiren belediye çalışanı da savunma verdi. Tek amacım belediye başkanı olabilmekti dedi. Esenyurt Belediyesi'nde işçi kadrosundaydım. Yarı zamanlı REAP'ta çalıştım. Esenyurt Belediye Başkanı olmak istiyordum. Tutuklanmadan önce müdür olmuştum. REAP'ın sahiplerini tanıyorum. Çevremdekiler ihtiyaçları olduğunda bana doktor sorarlardı. Yönlendirirdim. Şu an belediyeden 3/2 maaşımı alıyorum. Fenas Kılıç, Fırat Sarı'yı 2017 yılından beri tanıdığını söyledi. Ayrıca kızının doktoru ve çok da iyi bir doktor olduğunu savunmasında dile getirdi. Mahkeme başkanı hesaplarında para transferleri var Fırat Sarı'nın şirketlerinden gelen. Peki bu ne parası dedi. O da Fırat Sarı'ya önceden borç para vermişti. O borcu yatırdığını ifade etti. Hastane yöneticisi Serdar Yüksel ise sevkler karşılığında para aldığını itiraf etti. Fırat Sarı'nın yoğun bakımı doldurmak istediklerini biliyorum. İstanbul'un doğusundaki şehirlerdeki hastanelere yönlendirme yapıyorum. Gıyasettin Mert Özdemir ve Fırat Sarı'dan sevklerle ilgili 10-12 kere para aldım. Çete lideri Fırat Sarı'nın asistanı hemşire Sümeyye Taşçı da çete içindeki para trafiğini zaman zaman kendisinin yönettiğini mahkemede açıkça dile getirdi. Fırat Bey'in bana vekaleti vardı. Evde bakım hizmetleri diye bir bölümü vardı. Fırat Hoca'ya ulaşmak çok zordu. Hep telefonu meşguldü. O yüzden herkes beni arıyordu. Doktorlara da para gönderiyordum. Çete lideri Fırat Sarı'nın kendisinden para aldığını ve hala borçlu olduğunu da anlattı. Örneğin ilaç firması açacaktı. Onun parasını verdim. Sonra veriyordu. Tutuklandığında bana 150 bin lira borcu vardı. Çete lideri Fırat Sarı'nın kurduğu çeteyle ilgili nasıl bir savunma yapacağı merak ediliyor. Hakim karşısına en son çıkacak isim de kendisi. Bu cümlenin devamında büyük bir sağlık skandalı var. Bu kez söz konusu özel hastanelerde yapılan göz ameliyatları. Sağlıklı kişilerin dahi SGK'dan para alabilmek için ameliyata yönlendirildiği iddiası var. Yargı sürecinde konu. Soruşturmaya konu olan işlem sayısı ise gerçekten korkunç. Bir hastaneyle ilgili de net bilgiler mevcut. 16 bin yanlış göz operasyonunun devlete fatura edildiği bilgisi dava dosyasında. ...16 bin sağlıklı insana sırf devletten daha fazla para alabilmek için göz ameliyatı yaptılar. Skandal ortaya çıkınca da kendilerini devlete parayı geri ödedik diyerek savundular. Birincisi ben hekim değilim. Bu gözle ilgili doğru bir sıkıntımız var. Bunda 2 veya 3 sene önce 3,5 milyon dolar civarında devlete götürdüm. Yani 3,5 milyon dolar civarında ben götürdüm, parayı da yatırdım. Göz tedavisi operasyonlarıyla ilgili skandal aslında görünenden çok daha büyük. Özel hastaneler aracılığıyla devlete tam 700 bin sahte ameliyat fatura edildiği söyleniyor. Bunlardan 16 bininin yapıldığı hastane ise iddiaya göre Yeni Doğan Çetesi davasında da adı geçen Özel Şafak Hastanesi. Bizim 10 yılda İstanbul Şafak Hastanesi ve Avrupa Şafak Hastanesi'nin bütün branşlar dahil olmak üzere almış olduğumuz para 600 milyon TL'dir. Bu büyük vurgun aslında iddianın da ötesinde. Çünkü hastane sahibi Seçim Öztürk Halk TV yayınında suçlamaları reddetse de söz konusu usulsüzlükler nedeniyle devlete aldıkları paranın bir kısmını geri ödediklerini doğruladı. Birincisi ben hekim değilim. Bu gözle ilgili doğru bir sıkıntımız var. Bunda 2 veya 3 sene önce 3,5 milyon dolar civarında devlete götürdüm. Yani 3,5 milyon dolar civarında ben götürdüm, parayı da yatırdım. Konuyla ilgili yürütülen bir soruşturma var. İçeriğinde ise göz operasyonlarından fazlası. Hastane sahibi Öztürk'e yoğun bakım tedavisine ihtiyaç duymayan hastaların bu ünitelere yatırıldığına ilişkin müfettiş raporu da soruldu. Bu hastalar hepsi doğrudur efendim, benim hastanede yatıştır. Hatta devletten bu yatışlarla ilgili ödeme alamayınca dava açtıklarını da söyledi. Belaruslu ikiz dağcılar Pazar Gölü Niğde'den Aladağlara tırmanışa geçmiş ama geri dönememişlerdi. Kaybolan dağcıları arama çalışmaları 2 gün sürdü. Belaruslu kardeşlere dağın Kayseri tarafında ulaşıldı. İşte o nefes kesen kurtarma operasyonu. Bulduk onları. Sağ ol. Parmağını gösterdiğimiz kadar. Aladağlara Niğde'den tırmanmış, kar yağışı sonrası yönlerini kaybedince kaybolmuşlardı. Belaruslu dağcı kardeşlere dağın Kayseri tarafında ulaşıldı. Dağcıları bulduk, ambulansa
teslim ettik. Kar yağışından dolayı da nereye gideceklerini bilemedikleri için bitkin düşmüşler herhalde ki beklemişler. Belarus uyruklu ikiz dağcıların hedefinde 3700 metre yükseklikteki Ala Dağlar vardı. 16 Kasım'da tırmanışa geçen ikilinin 2 gün sonra geri dönmesi bekleniyordu. Ama dönmeyince Belarus'ta yaşayan aile kayıp ihbarında bulundu. Kayıp dağcılara ulaşabilmek için arama çalışması başlatıldı. Hava destekli arama çalışmaları sadece dağın Niğde tarafında değil Kayseri tarafında da sürdü. Dağcı kardeşlere 3400 metre yükseklikte ulaşıldı. Bulduk onları. Sağ ol. Parmağını gösterdiniz. O alanda sıkışıp kalmışlar. Kar yağışından sonra da kendilerinde bulunan kamp çadırının içerisinde konaklanmışlar. Belaruslu ikiz dağcılar kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Belarus Ankara Büyükelçisi de görüntülü arayarak sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Ne mutlu bize, hani nişanlısına kavuşacak, gelin kızımızı da hani bir şey olmadan bulduğumuz için Türk Devleti olarak da çok mutluyuz. ÖTV'siz yeni araç alabilmenin yolunu açan hurda teşviki bir kez daha gündemde. 25 yaşından büyük araçları kapsıyor teklif. Eğer meclisten geçerse hurda araç sahipleri ÖTV ödemeden sıfır araç sahibi olabilecek. ₺2 milyonluk araç almak istediğinizde bu araç hurda teşviğiyle ortalama 1700-1650'ye kadar düşmüş olacak. Böylelikle hem piyasadaki eski arabaları çıkartmak, yerine yeni arabaları piyasaya sokmak bence mantıklı, çok güzel bir uygulama. Yaşı 25'ten büyük araçlara hurda teşviki yeniden meclis gündeminde. Eğer teklif meclisten geçerse hurda araç sahipleri ÖTV ödemeden sıfır araç sahibi olabilecek. Yaklaşık 150-200 bin lira bir indirim almayı hedefliyoruz. Aracımı hurdaya çıkaracağım, sıfır araç alacağım ve böylelikle de ÖTV indiriminden faydalanmış olacağım. Ciddi bir ÖTV indiriminden faydalanmış olacağım. Kaza, yolda kalmalar ve benzeri gibi olumsuzluklar ortadan kaldırarak görüntü ve gürültü ve belki de doğayı kirleten yaşlanmış araçları bu şekilde trafikten azaltarak yerlerine yeni araçları trafiğe kazandırmak. Bu teşvikten yararlanacak olanlar bir defaya mahsus olmak üzere Türkiye'de üretilen araçlar için özel tüketim vergisinden muaf olacak. Eski bir arabanız var, satsanız satamazsınız, kullansanız kullanamazsınız. İşte böyle bir durumda artık yapılacaklar var. Hurdaya çıkarıyorsunuz ve yepyeni sıfır bir araba alıyorsunuz. İşte tam da bu noktada ÖTV'den ciddi şekilde indirimden faydalanıyorsunuz. Peki detaylarda neler var? Uygulama ne zaman hayata geçecek? İşte detaylar. Hurda belgesiyle bu araca talip olduğunuzda söz konusu %80 ÖTV'nin %30'u teşviğe girdiğinde bu aracın ortalama 200-250 bin lira civarında fiyatının düşmesi öngörülüyor. Hazırlanan teklifin içinde direksiyon başındaki esnaf da var. Geçimini aracıyla sağlayanlar da 10 yıl süreyle kullanmak kaydıyla vergi muafiyetiyle araç sahibi olabilecek. Burada teşviki alması sonucu vatandaşların biraz da olsa ekonomisine katkı sağlayacağı için büyük bir hareketlilik sağlar. 2019'da hurda aracım vardı. Yarı yarıya faydalandım. Hurda teşvikinden? Hurda teşvikinden. Yine çıkarsa? Yine faydalanmak isterim. Eskiyi trafikten kaldırmak, men etmek, halkı yeniyle buluşturmak amaçlanan budur. Bunun için de bu yasa teklifinin kabul göreceğini düşünüyorum. Rabia Aydın 22 yaşındaki oğlunu aramak için gelmişti Esrarullah hatırlarsanız. Ancak ne var ki iddialar sonrası şüpheli kendisi çıktı. Sebebi ise birbiriyle çelişen ifadeleriydi. Programda yine köşeye sıkıştı. Katille ilgili bir şeyin saklandığından eminim. Bir yanda cinayete kurban gittiğinden şüphelenilen kayıp bir genç. Sende başka bir şey var. Verilmiş altınların hesabını tutmak. Düşündüm, çocuğun kendi annesinin çocuğun varlığından...
umudu kesmesi demek. Diğer yanda çelişkili ifadeleriyle dikkatleri üzerine çeken anne. Fatih'i tanıyanlar gerçekten çok üzülüyorlar ve en başta şeyi söylüyorlar. Annede bir şeyler var. Babasıyla tartıştığı gün ortadan kaybolan 22 yaşındaki Fatih Aydın'dan yaklaşık 5 aydır haber yok. İddiaya göre yıllardır teyzesiyle yaşayan genç ailesinin yanına döndükten 2 hafta sonra ortadan kayboldu. Bu detay gencin ailesini şüpheli listesinin başına yerleştirdi. Hep diyordum Fatih diyordum annenin yanına git yine annen hani annenle kal annene üzme hayır abla diyordu. Onlar hiçbir şeyi hak etmiyor. Benim teyzemin emeği bende daha çok diyordu. Hiçbir bu şey çocuk almadı, sana almadı. Antalya'ya gidiyorum diyor. Evden çıkıyor. Telefonu bırakıyor. Kalkıp, telefonu anahtarı bırakıyor. Bak bu normal yaşamın olağan akışına ters. Her şey böyle o kadar havada ki... Taşlar hiçbir zaman yerine oturmuyor. Oğlunun kayboluşuyla ilgili şüpheli gösterilen Rabia Aydın'ın hakkındaki çelişkili ifadeler yeniden gündeme geldi. Anne oğlun arasında HTS kayıtlarında da var 55 saniyelik bir görüşme var sevgili seyirciler. Biz bu soruyu defalarca Rabia'ya sorduğumuzda ben önce telefonu duymadım dedi. Sonra tekrar tekrar sorduğumuzda da başka bir açıklama yaptı. O 55 saniyelik telefonda oğlunun sesini duydun mu? Duydum, konuştum. Ama duymadım diyorsun. Sonra konuştum diyorsun. Bak 7 Temmuz senin felaketin. Hayatın boyunca unutamayacağın tek gece. O geceye dair hiçbir şey unutmaman lazım. Hatırlayamıyorum Esra abla. Anne Rabia Aydın gitgide köşeye sıkışıyordu. Bir şunu izleyelim mi görüntüyü? Hadi. Nereye gidiyorum dedi. Aslında seni terk ediyorum diyor. Hiçbir şey söylemedi zaten. Söylese gittiği yeri söylemedi hiç. Yok, sana öyle... gittiği yerle ilgili bir adres verdi mi? Sadece Fatih çıkarken Antalya lafı etti o kadar. Başka bir laf söylemedi Esra abla. Şimdi buraya bugünü de ekleyin. O güne 55 saniyelik telefon görüşmesinde önce eve geliyorum dedi. 55 saniyelik bir telefon konuşmasında evden çıkarken Antalya'ya gideceğim dediğini iddia ettiğim bir kayıp oğlum var. O 55 saniyede anne ben iyiyim eve geliyorum dedi mi demedi mi? Dedi. Biraz daha oturayım geleceğim dedi bana. Ancak kayıp gencin akıbeti yine netlik kazanmadı. Fatih yok sevgili seyirciler. Yer yarıldı yerin içine girdi sanki. Ama eninde sonunda öyle ya da böyle bir şekilde bulunacak. Babasıyla Galatasaray Tottenham maçını izlemek için Muğla'dan İstanbul'a gelmişti. Yiğit Kurt 9 yaşındaki küçük çocuk geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Evlat acısı yaşayan aile Kurt'un organlarını bağışlama kararı aldı. Büyük bir Galatasaray taraftarı olan Yiğit'in kalbi Fenerbahçeli Muhammed Berat Namlı'ya nakledildi. Tüyleri diken diken eden o hikaye gelecek şimdi ekranlarınıza. Yiğidimiz koyu bir Galatasaraylıymış. Benim oğlum Muhammed'im de koyu bir Fenerbahçeli. İnşallah bir kalpte iki takım yaşayacak bundan sonra. Tam da öyle oldu. Galatasaray maçını izlemek için çıktığı yolda hayatını kaybeden minik fanatik Yiğit'in kalbi artık Fenerbahçeli Muhammed Berat'ta atıyor. Onlar bize dünyaları verdiler, can oldular. Tabii ki oğlum onların da oğlu bu saatten sonra. İstedikleri zaman görebilirler. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Galatasaray Spor Okulu'nun futbolcusu Yiğit Kurt, Galatasaray Tottenham maçını izlemek için babası Serkan Kurt'la beraber İstanbul'a doğru yola çıkmış. Ancak baba oğul Balıkesir'in Susurluk ilçesinde trafik kazası geçirmişti. Baba Serkan Kurt'un yaralı kurtulduğu kazada oğlu Yiğit Kurt can verdi. Kurt ailesi beyin ölümü gerçekleşen oğullarının organlarını bağışlama kararı aldı. Gerçekten çok büyük bir şey yaptılar. Bizim hiç umudumuz yoktu. Bize umut oldular. 9 yaşındaki Yiğit Kurt'un kalbi 7 yaşındaki doğuştan kalp hastası Muhammed Berat Namlı'ya nakledildi. Gidip parklarda koşup oynayamıyorduk. Merdiven bile biz çıkamıyorduk. Hep kucakta. Galatasaraylı Yiğit Kurt'un kalbi artık Fenerbahçe taraftarı Muhammed Berat Namlı için atacak. Bir kalpte iki takım yaşayacak. Ameliyattan bu zamana yoğun bakımda takip altındayız şu anda. Oğlumun bundan sonra bir ailesi daha oldu. Doğuştan hipoplastik sol kalp sendromu hastalığı bulunan Muhammed Berat Namlı'nın Hacettepe Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesi'nde başarılı bir nakil operasyonu gerçekleştirildi. Muhammed Berat'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yiğit Kurt korkunç kaza öncesi Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Victor Osimhen'in ikonik maskesini istemişti babasından. O hayalini ise kalp kardeşi Muhammed Berat Namlı gerçekleştirecek.
En çok beni duygulandıran bu olmuştu bu süreçte. Osümen maskesi istemişti yiğidimiz. Babası kazadan önce almamış. Ben inşallah Muhammed'e Osümen maskesini alıp ailesinin yanına gidip evlat hasretini bir nebze olsun gidermeleri için elimden geleni yapacağım. Kırmızı Et'te belirli dönemlerde sahnelenen zamlı tarife oyunu yeniden devrede. Fiyatlar maliyet artmamasına rağmen son bir ayda %10 artış gösterdi. Sektör temsilcileri elinde stok tutan fırsatçıları sorumlu tutarken Et ve Süt Kurumu kırmızı ete zam gelecek iddialarını yalanladı. Hükümet de bu fırsatçılığın önüne geçmek için düğmeye bastı. Son 20 günde gelen zam oranı 8'de 12 idi. Et fiyatları maalesef gittikçe artıyor. Yani buna bir çözüm bulmak gerekiyor. Maliyetler sabit ancak fiyatlar dönemsel olarak yükseliyor. Kırmızı et fiyatları daha da artacak iddiasının altındansa yine fırsatçılar çıktı. Et Süt Kurumu gerekli stoklara ve hazırlığa sahiptir. Fiyatlar o söylenen gibi kesinlikle artmayacak. Et fiyatlarının düşmesini istiyoruz açıkçası. Kırmızı ette zamlı tarife oyunu yeniden devreye sokuldu. İddiaya göre bazı fırsatçılar etin fiyatını artırmak için stokçuluğa başladı. Bu stokçular stoklarını yapıyor. Ondan sonra kasapları arıyorlar. İşte efendim yarından itibaren %10 zam gelecek. Neye göre yapıyorsun? Nerede artış olmuş? Fırsatçılar fiyatlara müdahale etmekte kalmayıp kasapları da türlü oyunlarla kandırıyor. Karaman'ın kuzusu Balıkesir'e götür, Balıkesir kesimhanesinde kesip de o damgayı vurup buraya Balıkesir kuzusu diye bize getirip satmasınlar. Dolayısıyla en büyük hile burada. Et ve Süt Kurumu da iddialar üzerine açıklama yaptı. Kırmızı ette fahiş fiyat artışına sebep olacak herhangi bir durum söz konusu değildir dendi. Tüketiciye spekülatif iddialara itibar etmemesi uyarısında da bulunuldu. Tüketici birlik olursa ben bu ürünleri almıyorum. Bir hafta dediği zaman zaten ellerinde kalır, kokar. Koktuğu zaman ne olacak? Fiyatlar dip yapacak. Fırsatçılara bir kötü haber de Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan geldi. Et üretimi için gerekli materyal var zaten şu anda. Bizim kendi ırklarımız Anadolu'da verimliliğini artırmak üzere başka bir program devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla düğmeye basıldı. Bakanlık tüketici kırmızı ete uygun fiyatlardan ulaşabilsin diye ithalat da dahil tüm seçenekler üzerinde çalışıyor. Piyasada herhangi bir şey olursa Et Süt Kurumu bunları devreye sokacak. Buradaki amacımız herhangi bir ithalat değil, içerideki üretimi artırmak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin suya yaptığı zam haberi varsa da %17 yaşan bir artış var. İş yerlerinde de kullanım tarifesi değişti tabii. Meselenin İstanbulluları zorlayacak, en zorlayacak kısmı ise 2025 yılı itibariyle suya her ay zam gelecek olması. Bu nasıl bir zam böyle? İstanbullulara suyu ucuza kullandıracağız. Her dönem faturalarımızın %10, %15 artmasına alıştık. İstanbul'da suya %17'nin üzerinde zam geldi. Konutlarda birinci kademede suyun birim fiyatı 32,28 liradan 37,92 liraya, iş yerlerinde ise 84,51 liradan 99,30 liraya yükseldi. Maalesef su faturaları bütçeyi giderek zorluyor. Ekrem İmamoğlu'nun seçildiği 2019 Haziran ayında 1 metreküp su fiyatı 4 TL idi. Ekrem İmamoğlu dönemi suya %948 zam geldi. Su temel ihtiyaç. Siz vatandaşın temel ihtiyacını sağlarken anayasaya bakmıyor musunuz? Su kapama açma bedeli de 228 liradan 379 liraya çıkarıldı. İstanbullular bundan sonra ellerini yıkarlarken iki kez düşünecekler. Çünkü %17'lik zammın dışında onları asıl korkutan 2025 itibariyle her ay zam görecek olmaları. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin aldığı karara göre 2025 yılı itibariyle suya aylık olarak zam yapılacak. Zam gelecek, o fiyatın üzerine Şubat'ta bir daha zam gelecek, Mart'ta bir daha zam gelecek. Vatandaş suyun faturasını ödeyecek olan mükellef acaba her ay ücretini arttırabilecek mi? Var mı böyle bir imkan? Ekrem İmamoğlu aday olduğu dönemde suyu ucuzlatacağız veyahut da bedava yapacağını söyledi. %50 indirimli yapacağız. 750 lira ile 1000 lira arasında benim su faturam geliyor. 6 kişiyiz, 4 çocuğum var. Maaşıma her ay zam gelmiyor.
siz ticaret yapmaya mı çıktınız yoksa kentin insanlarına hizmet etmeye mi? Olmaz böyle bir şey, bu iş yargıda sonlanır. Suya zam kararı alan belediyelerden biri de İzmir oldu. İzmirliler 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren suyu %30 daha zamlı kullanacaklar. Özellikle Marmara bölgesinde bugün zorlu bir mücadele vardı. İstanbul, Lodos'un vurduğu şehirlerin başındaydı. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi, deniz trafiği durma noktasına geldi. Adım atmakta zorlananlar da oldu. Lodos'u fırsata çevirendi. İşte günün notları. Lodos tüm şiddetiyle eserken kimi bunu fırsata çevirip sörf yaptı. Bu havaları kolluyoruz. Bu havalar olduğu zaman tabii çok heyecanlanıyoruz. Kimi ise yürüyebilmek için büyük bir mücadele içine girdi. Yürümekte zorlanıyoruz. Sağa sola sarsıyor bizi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Son günlerde soğuk hava İstanbul'da etkisini çok ciddi anlamda göstermeye başladı. Şu anda Zeytinburnu sahilindeyiz ve saatlerimiz 10.30'u geçiyor. Lodos'a oldukça fazla etkili. Yaklaşık saatte 70 kilometre hızla bir rüzgar şiddeti olduğunu söyleyebilirim. Şu denizde gördüğünüz kötü manzara ise Lodos'un getirdiği kirlilik. Hava soğuk, hava esiyor. Islanacağız, donacağız. 58 konunun üstündeyim herhalde, bir şey olmaz diye düşünüyorum. Mega kentte deniz ulaşımı durdu. Kadıköy'de dalga boyu 4 metreyi buldu. Bir motosikletli ise suyla dolan yolda mahsur kaldı. Lodos'un en çok etkilendiği yerlerden biri de Üsküdar. Şu an Kız Kulesi'nin tam karşısındayız. Rüzgarın şiddeti gitgide artıyor. Dalgalarsa metrelerce yükseliyor. Dalgalar güzel. İstanbul çok güzel. Tabii ki rüzgar biraz savuruyor ama o da güzel. Dev dalgalara ve Lodos'a aldırmadan fotoğraf çekme telaşına düşenler de vardı. Biz de yoldan geçiyorduk. Görünce dedik bir duralım, fotoğraf video çekelim. Lodos'un etkili olduğu adreslerden biri de Bursa'ydı. Bir inşaatın çatısından kopan parça park halindeki aracın tavanına böyle saplandı. Parçanın koptuğu binada tadilat yapan bir de işçi vardı. Fırtınanın etkisiyle düştü, ağır yaralandı. Şiddetli lodos Balıkesir'i de vurdu. Sahildeki teknelerden biri battı. Fırtına etkisini gösteriyor. Çanakkale'de ise kıyıya yanaşan feribotta korku dolu anlar yaşandı. Olaya bak. Lodos'un cumartesi yeniden etkili olması bekleniyor. Sırada dünyadan haber turu var. İzlandalılar için artık sıradanlaşan bu manzara dünyanın gözünde tehlikeli ama büyüleyici. Reykjanes Yarımadası'ndaki yanardağ patladı, ortaya bu muhteşem görüntü çıktı. 32 aktif yanardağ bulunan ülke, püsküren lav ve küllere o kadar alışkın ki bölgede uçuşlar dahi aksamadı. Sanat dünyasını ikiye böldü, görenleri hayrete düşürdü. Aylarca tartışıldı, hatta yendi. Dünyanın en pahalı muzu sonunda satıldı. İtalyan sanatçı Maurizio Catella'nın duvara bantlanmış muzu tam 6.2 milyon dolara alıcı buldu. Şimdi akıllardaki tek soru şu, satın alan kişi o muzu yiyecek mi? Oh my God, what happens now? Robotlar artık hayatın her yerinde. İnsanlara büyük yardımları dokunuyor. Ama bazen onlar da insanların yardımına muhtaç kalabiliyor. Amerika'da yemek kuryeliği yapan bu robotlar kaldırıma çıkamayınca donup kaldı. Yardımlarına yoldan geçen biri yetişti. Kadının desteğiyle kaldırıma çıkıp yollarına devam eden robotlar teşekkür etmeyi de ihmal etmedi. Pastayı üflemeden önce koklamak istedi, olanlar oldu.
Genç adamın sakarlığı neyse ki sadece saçlarına mal oldu. Yeşil sebzeler vücuda çok faydalı olsa da birçok kişinin favorisi değil. Marul yiyince ağzının tadı kaçan bu aslana bakacak olursak, yeşilliği sadece bazı insanlar değil, hayvanlar da pek sevmiyor gibi. İlerleyen teknoloji artık pek çok alanda kullanılıyor. Antalyalı çoban Kamile Kıvrak da teknolojinin nimetlerinden yararlandı. Drone'la oturduğu yerden keçi sürüsünü bakın nasıl takip ediyor. Keçilerimiz kayboluyordu. Yardımcı olan olmadı. Ben de geldim. Keçilerim kaybolduğunda bir drone alayım dedim. Alışılmışın dışında zamanın ruhuna uygun tam da yerinde. Koyun sürüsünü yaylaya saldı. Peşlerinden gitmek yerine drone kamerasını havalandırdı. Keçilerim kayboldu muydu? Çeviriyorum, bakıyorum, buluyorum. Hem kurdu kaçırmak için hem de davarlarımı korumak için yani. 50 yaşındaki Kamile Kıvrak, Antalya'nın Elmalı ilçesinde ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşıyor. Her sabah keçi sürüsüne çobanlık yapmak için yaylaya çıkan Kamile Kıvrak, 7 keçisini kaybedince kendince yenilikçi bir çözüm aradı. Düğünlerde böyle çekildiğini görüyor ama 7 tane keçim kayboldu da ben de gittim kaç paradır onu diye araştırdım sağdan soldan aldım. Şimdi her sabah keçilerini yaylaya bırakan kadın çoban drone sayesinde hem sürüyü takip ediyor hem de kurtlardan koruyor. Gidip alıp geliyoruz ya da drone'la şey yapıyoruz, çeviriyoruz, geliyor yani. Bunun çok faydası var. Oturduğumuz yerden mesela evden oradan böyle uçuruyoruz, keçilerin nerede olduğunu buluyoruz. Şimdi hedefinde bir başka drone var. Şimdi gece görüşlüsünü almayı düşünüyorum. Ve bir ara zamanı, birazdan Ezel'in unutulmaz karakteri Ramiz Karaeski'nin hikayesini anlatıldı. Dayı, bir adamın hikayesi ekranlarınızda olacak, hatırlatalım. Aranın ardından kapanışım ben tekrar burada olacağım. Bültenimizin sonuna geldik. Haberin merkezinden iyi akşamlar.